Nasıl canını verecek ya? Kendini kandırma, doğru mu? Bak mallarınızla ve canlarınızla diyor. Ne kadar? Ebu Bekir Sıddık Efendim hepsini vermiş. Hazreti Ömer geçeyim onu demiş, yarısını vermiş. Ya biz sizden hepsini istemiyoruz. Yarısını istemiyoruz. Arkadaşlar verebileceğiniz kadar verin. Ama muhakkak verin. Vermeden olmaz. Çalışmalar için ne gerekiyor? Kuvvet gerekiyor, değil mi? Kuvvet için ne lazım? Tabii madde lazım ki gümbür gümbür Saadet Partisi'nin geldiğini görsün herkes. Evet, bu üç özellik. Maneviyatçı olacağız, hakkı üstün tutacağız, nefis terbiyesi yapacağız. Kimyasında bu üç özelliği bulunduran, bu karakteri olan kişilere Allah üç fiziki özellik bağışlar arkadaşlar. Bitiriyoruz. Yani maneviyatçı olup hakkı üstün tutan, nefis terbiyesi yapan mücahitlere Allahu Teala üç özellik bahşeder. Nedir bu üç özellik? Bir, hidayet. İki, feraset. Üç, dirayet. Nedir bunlar? Hidayet, hak ile batılı ayırt etmeye yarar. Allah'ın izniyle sırat-ı müstakimden sapmazsın. Feraset, onun içerisinde bile doğrunun da doğrusun, en hayırlı, en güzel, en isabetli kararlar almasını sağlar. Hani müminin nurundan Allah'a sığınırım diyor Peygamber Efendimiz. Baktığı zaman yenzuru bi nurillah, Allah'ın nuruyla nazar eder. Yani hangisi doğru, hangisi yanlış, hangisi zararlı, hangisi faydalı daha iyi görür. Feraset. İleriyi de görebilmedir. Üçüncüsü de dirayet. Bu da istikamette dosdoğru kalabilmedir. Bütün zorluklara rağmen, bütün güçlüklere rağmen zaten er adam orada belli olur. Sıkıntılarda, zorluklarda, değil mi? Bütün bunlara rağmen dirayetle, yani kararlılıkla sabit kadem davada kalabilmektir. Hidayeti kararırsa ne olur insanın? Hidayeti kararının da başına üç şey gelir. Bir, hak ile batılı ayırt edemez. İki, hak ile batılı ayırt edemediği için hayra hizmet ediyoruz diye şerre hizmet eder. Koşturur durur. Sen de baya bir şey yapıyor sanırsın. Hocam diyordu Recep Bey için. Leylek gibi boyna havada diyordu. Geldi geleli uçuyor bir yerlere. Ama avara kaslak gibi dönüyor. Hayra hizmeti yok. Şerre çok farkında. Ama onu da sorsan neler yapıyor neler yapıyor. Neden bunun farkında değil? Hidayetleri yok. Hidayeti kararının başına üç şey gelir. Hak ile batılı ayırt edemez. Hayra hizmet ediyoruz diye şerre hizmet eder. Sonunda da helak olup gider Allah muhafaza. Hocam onlara ısrarla tavsiyelerin için niçin yapıyor? Sonunda Allah muhafaza helak var. Diyor ki bak biz onları seviyoruz. Onlar bizim kardeşlerimiz. Gittikleri yanlış yoldan dönsünler. Hem kendilerini kurtar hem de bu millete daha fazla zulmetmesinler diye. Bu uyarıları yapıyoruz. Çünkü onlar bizim talebelerimizdi, arkadaşlarımızdı. Biz onlara düşman olduğumuz için veya partilerini çekemediğimiz, onlar birinci biz meclise gelemedik. Allah muhafaza. Biz gurur duyarız onların iktidar olmasında. Ama geldi geleli hani ne verdiler? Bakın çok basit rakamlar. 212 milyar dolar da almışlardı 2002'de borcu. Şu an 583 milyar dolar. Türkiye'nin iç ve dış toplam borcu. Düşünebiliyor musunuz? Vatandaşın borcu 40 katrilyon olmuş sadece. Tüketici kredileri, bireysel krediler, ev kredileri, araba kredileri 40 katrilyon. Geçen sene bu 19 katrilyonmuş. Bu sene 40 katrilyona çıkmış. Cari açık. Bakın burada rakamlar var. Bunları internetten indirebilirsiniz. Bu borcu gösteren Mehmet Şimşek'in beyanı. MHP'li birisi önerge veriyor. O söylüyor. Borç bu. Tabi bu 2009 itibariyle 479 diyor, milyar diyor. Bu da cari açık. Bakın cari açıkta geçen seneye göre bu sene %277 artışla 11 milyardan 41 milyar dolara çıkmış. Ne demek bu? Bu açığı kapanmak için borç bulmak demektir. Tamam, dövizle borçlanmak demektir. O da faiz demektir. Evet, en son bir ölçü. Bunlar özelleştirme adı altında ne var ne yok satıyorlar, değil mi? Bakın hidayet kararmasının hayra, onlara sorarsan çok güzel işler yapıyorlar, değil mi? Bakın sattılar sattılar. Lütfen gençler, hepinizin internette varsa, hepiniz de okumuş insansınız. Gözleriniz çakmak çakmak. Eve gidince girin veya yarın girin. Özelleştirme idaresi yazıyorsunuz. Özelleştirme idaresi. Tamam, oradan portföyümüzü tıklıyorsunuz. 2011 resmi bu.
Bakanlığın yayınladığı 2011 bütçesindeki özelleştirilecek yerler arkadaşlar. 2011 bütçesinde. Ve her birinin üzerine tıklıyorsun. Her birinin üzerine tıklandığında içinde neler var? 80-85 adet, kiminde 20 adet, kiminde 15 adet satılacak yerlerin alt birimleri var. Mesela buradan benim gözler şu an net görmüyor. Oku bakalım. Başlıkları seri bir şekilde oku. Arkadaşlar lütfen, bu sene kalmıyor zaten özelleştirilecek yer. Çok önemli bir şey. Özelleştirme idaresine tıklıyorsunuz. Portföyümüze tıklıyorsunuz. Oku bakalım delikanlı. Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi, Sümer Holding Anonim Şirketi, Denizcilik İşletmeleri, Elektrik Dağıtım Anonim Şirketleri, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketi, Türkiye Şeker Fabrikaları, Karadeniz Bakır İşletmeleri, Başkent Doğal Dağılım, Doğalgaz, Selüloz Sanayi, Halk Bankası, Doğusan Boru Sanayi, Türk Hava Yolları, İnşaat ve İşletme Anonim Şirketi, Taksim Otelcilik Anonim Şirketi, Oyak İnşaat, Kayseri ve Civarı Elektrik, Yeditepe Belminel Otelcilik Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi, Petkim Petrokimya Holding, Kayseri Şeker Fabrikası, Koç Holding, Aselsan Yapı Kredi, İş Bankası. Devam et. Aselsan diyor, bak duydun mu çocuklar? Aselsan. Aselsan ne? Askeri. Altına devam et. Yok mu? Yapı Kredi Bankası. Hani şu otoyollar ve köprüler. Bak var. Otoyollar ve köprüler tamamı. Devam et. Edirne İstanbul Ankara Otoyolu. Botanzı Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu. Toprakkale İskenderun Otoyolu. İzmir Çeşme Otoyolu. İzmir Aydın Otoyolu, Boğaziçi Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Gaziantep Şanlıurfa Otoyolu, İzmir ve Ankara Çevre Otoyolu. Altta ne var? Arkaya geç. Akarsu santralleri 52 adet. 52 tane akarsu üzerinde varsa hidrolik santrallerine satılıyor. Evet. İzmir Limanı. İzmir Limanı. Bak duydunuz, şeker fabrikaları, Halk Bankası, Petkim, akarsular, ne varsa bu sene gidiyor. Bakın arkadaşlar, biz burada karalamak için anlatmıyoruz. Bu resmi, girin özelleştirme idaresi portföyünü buradan indirin ve bu belgeleri herkese gösterin. Şimdi esas meseleye geliyoruz. Bak, hayra hizmet ediyoruz diye ne yapıyorlar bak. Bütün bu özelleştirmelerden arkadaşlar gelir, kaç para biliyor musunuz? 43,5 katrilyon eski parayla. Yani yeni parayla 43,5 milyar topluyor TL. 43,5 milyar. Bu sene neyimiz var, neyimiz yok satıyoruz. Kurtulduk elhamdülillah. Oh be, seneye bir şey kalmadı. 43,5 milyar topladık. Topladık mı? Bize mi kalacak? Yok. Şimdi oradan da 2011 bütçesine gireceksiniz. Gelirler idaresinden. Ödeyecekleri faiz sadece 47,5 milyar. Bak ne? Ya tüylerimiz diken diken oluyor arkadaşlar. Vatan elden gidiyor. Hocama soruyorlar. Siz bunları sevmiyor musunuz? Sevmez miyiz diyor. Bunları seviyoruz ama vatanımızı daha çok seviyoruz. Toprak kayıyor. Hepsini satıyorlar. Milli piyango dahil, otoyollar, akarsularımız dahil 43,5 milyar topluyorlar. Sadece faizi, borcumuz azalsa, hani adam der ki evi sattım kurtuldum be. Borç vardı, sıkıştırıyordu ikide bir başkan. Kurtuldum. Yok, 4 milyar daha bulacağız. Onu da neyle bulacağız? Niye geliyor zamlar? Zam ve vergiyle bulacağız. Gördünüz mü hidayet kararmasını? Ama bizde olsalardı havuz sistemini kurardık elhamdülillah. 1 lira faiz ödemezdik. Ne yaptı havuz sistemini, niye kurdu Erbakan hocamız? Havuz sistemi ne demektir? Kamu tek hesabı açtı muhasebede, biz hesap açtı gitti. Bütün devletin gelirleri havuza aktı. Hangi kuruma lazımsa faizsiz olarak kullandırdı. Sadece 6 ayda, o zamanın parası bir de bakın. Havuz sisteminden 10 milyar dolar faize rant yiyeceğe gidecek 10 milyar dolar kurtardık. Emekliye %300'de %1000 arasında zam verdik ya. Asgari ücrete %112 verdik. Cumhuriyet tarihinde yok böyle bir başbakan. Efsane başbakan. Denk bütçe yaptık. Bak bunların bütçeleri hep açık. O açığı da borçla, faizle, vergiyle kapıyorlar. Bak size ne anlatıyoruz arkadaşlar. Bunları anlatmamız lazım bu millete. Ya bunlar hain mi? Hain değil ama bilmeden yapıyorlar.
İyi yaptık sayıyorlar. Dedi ki hidayetleri kararmış diye. İşte rakamlar burada. Resmi rakamlar. Yarın bu ülke maalesef elimizden çıkar. Bak bugün Filistin'e acıyıp duruyoruz. Filistin böyle çıktı. Topraklar gittim konuşmaya arkadaşlar. Orada gaziler derneğe çağırmış. Karacabey Ticaret Odası yemek veriyor gazilere. İşte Kore gazisi, Kıbrıs gazisi, Güneydoğu gazisi. Sadece Saadet Partisi'ni çağırmışlar. Niye? İşte muhalefet o diye. Gittim ben konuşmamı yaptım. Tabi dinledi herkes güzelce ne. Tabi biraz da duygusal konuşma yaptık. Ağlayanlar bile vardı. Sonradan başkan dedi ki başkanım bir şey paylaşabilir miyim? Buyurun. Ben dedi bak Karacabey Ziraat Odası Başkanım. Burada çok enteresan bir gelişme var. Bunu dedi gittiğiniz yerlerde lütfen söyleyin. Biz dedik medyaya gittik kimse çıkarmıyor. Karacabey dedi müthiş bir toprak satışı var şu an. Millet borçlu. Ürünleri para etmedi. Soğan şu oldu oldu böyle oldu falan derken millet borçlu. Topraklarını satıyorlar tarlalarını. Ama kimin aldığını bilmiyoruz dedi. Tapuya gidiyoruz. Ahmet Bey gelmiş. Avukat. Birine vekaleten alıyor. Ben de imzaya atıyorum. Hayırlı olsun diyorum. Al abi tarla senin. Yok yok diyor. Sen ekmeğe pişmeye devam et. Biz bir gün geleceğiz. Kelime bu. Van'ın şu an tapu kayıtlarına göre %60'ı gitti. Ermeniler aldı hem de. Amerikan asıllı Ermeniler. Ermeni asıl tepki olacak diye Amerikan pasaportları var. En son yaptıkları olay ne biliyor musunuz? Van'ın en büyük otelini aldılar. İsmini de Ermenice intikam olarak değiştirdiler. Valilik el koydu geçen tabelayı indirtirdi. Bu kadar da cüretkarlar yani. Bakın bugün bir siyasi mücadele yapmazsak işte onun için milli görüşe verilmiş bir oy, verdirilmiş bir oy. Bunun için çalışacağız. Siyonizme atılmış bir mermiden daha tesirlidir. Bu mücadele ekonomik ve siyasi kurtuluş mücadelemizdir. Eğer bugün bunu yapmazsak, buna sarılmazsak, buna ciddiyetle yani gece gündüz dişimizi tırnağımızı takıp çalışmazsak yarın Allah muhafaza bunun silahlısını vermek zorundayız. Niye kolayı varken zorunu yapalım ya? Doğru mu? Evet, şimdi toparlıyoruz arkadaşlar. Bütün bunları kim yapacak? Milli görüşçüler. Allahu Teala, bakın bu bir nasip. Bugün bize verilmiş bu görev. Bir hak davanın sayısı, yani haklılığı inananların sayısıyla ölçülmez arkadaşlar. İsa Aleyhisselam o kadar uğraştı. 13 kişi anca inandırabildi. İşlerinden biri de ispiyoncu çıktı. 12 kişi. Şimdi İsa Aleyhisselam kaybetti mi? İnanmayan o devirdekilerin hepsi kaybetti. Nuh Aleyhisselam o kadar uğraştı. 956 yıl. Oğlu ve karısı bile inanmadı. Hatta gemiyi insandan dolduramadı, hayvanlarla doldurdu. Doğru mu? Şunlardan birer çift alayım mı hadi? Bunlardan hayır yok. İnanmadılar. Kim kaybetti? Nuh mu? Asla. Sayısal üstünlüğe fazla bakmayın arkadaşlar. Yeter ki inançlı olun. Zafer inananlarındır diyor Allah. Bakın Talut ve Calut kıssası var. Anlatmışlardır Kur'an-ı Kerim Bakara suresinde. Çok uzun bir hikaye de. Yola çıkıyorlar. Böyle dökülüyor, dökülüyor, dökülüyor. Kimisi liderini beğenmiyor, kimisi lidere itaat etmiyor, kimisi emrinde dökülüyor. Çok az bir grup kaldı diyor. Kimisi de karşı tarafın çokluğunu görüyor. Evet, düşman gözlerinde büyüyor. Çok az bir topluluk kaldı diyor. O topluluk nehirden geçtikten sonra bir baktı, Amalika kavmi, Calut ve kavmi. Çok iri, onlardan çok iri insanlar. Ve zırhlı, silahlı ve çok. Onlar az. Ama Allah öyle bir zafer veriyor ki hani Nemrut'a ne dedi? Sivrisinek ordusunu saldı Nemrut'un ordusunu helak etmek için. Bir topal sivrisinek topal olduğu için geride kalmıştı. Ağlamaya başladı. Ya Rabbi ben dedi bu cihatta görev alamayacak mıyım? Dedi senin bu üzüntüne karşı sana en güzel görev veriyorum. En büyük görev senin. Gir Nemrut'un burnundan beynine yerleş. Kafasını vura vura öyle öldürdü kendini. Şimdi küçümsemeyin kendinizi. Bunu onun için söylüyorum. Tamam ben dedim aslanlarısınız dediniz ya. İnşallah verelim size de. Şimdi o topluluk Davut Aleyhisselam daha küçük bir çocuktu. O da Talut'un ordusunun içinde. Küçük. Hani bugün taş atıyor Filistin'dekiler. O semboliktir. Yoksa tanka taş ne yapsın? Ama onu hatırlatıyor. Sapanı şöyle taşı koydu büyükçe bir taş. Salladı salladı salladı. Taşı bir attı. O ordunun en büyüğü en devi Calut'un ta beyninden. Küt diyerek kefe geberdi kafir. Onu görünce müminlere biraz daha heyecan geldi. Bak gördün mü? Ondan sonra onlar bir saldırdı. Arkadaşlar çok dikkat edin. Ayet-i Kerime'yi okuyorum. Kem min fiyetin kaliletin. Nice az topluluklar galip geldi. Buradaki kalil kelimesini müfessirler şöyle tefsir ediyor. Diyor ki kalil az ve güçsüz. Bak biz azız değil mi şu an?
Güçsüzüz gibi öyle gözüküyor değil mi? Allah'ın izniyle kem min fiyetin kaliletin galebet fiyeten kesireten biiznillah. Allah'ın izniyle nice az topluluklar çok topluluklara galip gelmiştir diyor. Allah'ın izniyle. Vallahu me'as sabirin. Ayetin sonu çok enteresan. Allah sabredenlerle beraberdir. Sabır önemli. Sabredeceğiz. Davamızı satmayacağız. Liderimize bağlı bir şekilde o az ve güçsüz topluluk Allah'ın izniyle zafere yakındır. Çünkü inanıyoruz biz. Cenab-ı Hak onlara ayet-i kerimeyle imdadına yetişti. Ve la tehinu ve la tehsenu. Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer inanıyorsanız siz üstünsünüz diyordu Cenab-ı Hak. Onun için hak davada kaybetmek hiçbir zaman yoktur. Hiçbir zaman. Yenilebiliriz bak. Allah peygamberlerine bile yenilgi tattırmıştır. Peygamber Efendimiz Uhud'da yenildi. Ama kazandı. Ebu Süfyan Uhud'dan sonra kılıcını sallayarak şöyle söylüyordu. Ya Muhammed biz kazandık. Hani Bedir'i Müslümanlar kazanmıştı. Uhud'u onlar. Hayır dedi biz kazandık. Tabi Ebu Süfyan gidince sahabe-i kiram şaşırdı sordu. Ya Resulallah nasıl biz kazandık? Sahabeden dedi ki bak Bedir'de onların ölüleri cehenneme gitmişti. Bizim ölülerimiz cennete. Uhud'da bizim ölülerimiz yine cennete gitti. Onlarınkiler yine cehenneme gitti. Bize kaybetmek yok. Biz %2,5 alsak da kazanıyoruz. İktidar olsak da kazanıyoruz. Biz Hakk'a destek verdik. İktidar olmadık ama hiç olmazsa bunların zulmünde o payımız yok. İktidar olsaydık yapılan bütün hayırlı hizmetlerde payımız olacaktı. Evet. Onun için Allah-u Teala ayaklarımızı kaydırmasın diyoruz. Gençlik davası uğruna fedakarlık yapabilendir. Hak davaya bütün tarih boyunca, İslam tarihi boyunca, Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar iki sınıf hep destek olmuştur arkadaşlar. Gençler ve fakirler. Siz de bu davanın Yenişehir mücahitlerisiniz. Bu dava bugün sizde kaim. Ha, sizde daim olur mu? O başka. Onu Allah bilir. Ama bugün kaim demek ayakta tutmak. Bugün siz bu davayı tutacaksınız. Allah'ın izniyle şu Yenişehir'i bir sallayın. Silkeleyin, sarsın. Bak tekrar tekrar söylüyorum. Severek onlar için, memleket için hak dava hakim olsun diye. Eğer böyle yaparsak, hocam olur mu? Abiye sözü vereceğim, bitiriyorum. Niye olmasın ya? Elvin Laszlo diye Nobel ödülü almış bir fizik profesörü var. Adil Düzen Kürsüsü'nde. Bu adam Hristiyan. Adil Düzen Kürsüsü'nde hocamın yardımcılarından. Adil Düzen sadece burada değil. Şu an bütün dünyanın yerinde çalışmaları var. Kazakistan'da da 4 yıldır uygulanıyor. Sudan'da uygulandı. En son bu olaylardan sonra şimdi Sudan durulma noktasında. Endonezya ve Malezya'da kısmen uygulandı. Yani dünya insanlığı adil düzeni arıyor. O diyor ki sakın bu adamı bırakmayın. Esam'a bir gün konferansa geldi 2 yıl önce. Bu adamın fikirleri bütün dünya insanlığını kurtaracak diyor bak. Elvin Laszlo Nobel ödülü aldı. Ekonomi fizik profesörü bu adam. Ekonomi araştırmaları yapıyor adil düzen kürsüsünde. Peki diyor siz şimdi kendinizi az ve zayıf diye küçümseyebilirsiniz. Ama bakın diyor şu misali vermek istiyorum diyor. Davanızın sarılmanız adına. Bir gün çok büyük bir hortum çıkıyor. Hindistan'a doğru gidiyor. Öyle büyük hortum ki bütün bilim adamları takip ediyor. Eğer Hindistan'a doğru vurursa büyük tsunamiler olacak. Çok büyük kayıplara sebep olacak. O hortum o tarafa doğru yolları bilim adamları takip ediyor. Bir gün sonra birdenbire hortum yön değiştiriyor. Atlas Okyanusu'na bütün enerjisini boşalıp hortum bırakıyor kendini. Bilim adamları araştırıyor. Allah Allah bu neden böyle oldu? Yani iyi oldu bir felaket önlendi ama sebebini en sonunda sebebini buluyorlar. Sebebi neymiş biliyor musunuz gençler? Kelebeklerin göç mevsimine denk gelmiş. O kelebek gördünüz değil mi hepiniz? Un gibidir kanadı. Yakalar bir çocuk unu yapar yani böyle çok zayıftır. O zayıf kelebeklerin kanat çırpışı hep beraber öyle bir ivme yapmış ki o hortuma yön değiştirtiyor. Bakın görüyor musunuz? Siz bu çağın kelebeklerisiniz diyor. Kendinizi zayıf ve güçsüz görebilirsiniz ama sizin bu çırpınışlarınız bütün insanlığı felaketten kurtaracak inşallah. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır diyoruz. Gazamız mübarek olsun. Esselamu aleyküm. Şimdi abimiz inşallah. Bir şeyler ben...